Sevgili dostlar, hepinize selamlar. Hepiniz hoş geldiniz efendim. Wordbox'ta karşınızdayım kıymetli arkadaşlar. Wordbox oynamayalı gerçekten çok uzun zaman oluyor. Ve Wordbox'a geri dönüşümüzü şu şekilde yapmak istedim. Öncelikle bir seslerden müzik sesini kapatayım. Ne olur ne olmaz, biliyorsunuz bu tarz oyunlarda müzik sesleri telif hakkına tabi olabiliyor. Şimdi öncelikle dünya haritasında bütün dünya birbiriyle savaşacak ama bu savaşın ben çok şiddetli geçmesini istiyorum. Çok şiddetli bir savaş geçmesini istediğim için de dünya kurallarını değiştiriyorum. Şu anda dünyada bebekler doğabilir, ordular kurulabilir. Bununla beraber açlık ve yaşlılıktan ölmek gibi bir kavram söz konusu değil. Asla acıkmıyorlar ve yaşlılıktan ölmüyorlar. Ve diplomatik olaylarda mevcut değil, yani savaş ve dostluk ilanını kendileri gerçekleştiremiyor. Şimdi dünya popülasyonunun gitgide arttığına şahitlik edeceğiz. Dünya popülasyonu artacak ve umut çağındayız efendim. Umut çağında bu dünya popülasyonunun ne kadar ilerleyebileceğine bakacağız. Dediğim gibi önceliğim arttırabildiğim kadar çok nüfus arttırmak. Hatta ve hatta yemekle alakalı bir işleri olmadığına göre bu adamlara ne yapabilirim? Mineral falan mı gönderebilirim acaba? Neleriniz var abi? Adamant'dan mı? Adamant mızrakları falan filan var heriflerin. Oha. Acayip bir şey. Şöyle bir hız 2x'te aka dursun. Biz de bir yandan devletlere bakalım. Gönül tabii ki Türkiye'nin fight'ı kazanmasından yana ama bakalım şey yapabilecek mi? İsyanlar falan söz konusu değil. Biliyorsunuz Balkanlar, Yunanistan, İtalya, Fransa, Almanya, Avusturya, Macaristan. Şu an Avusturya, Macaristan çok deli asker basıyor bu arada. Yani 823 adam basmışlar bile. Ukrayna, Belarus ve Baltık ülkeleri var. Rusya var, Finlandiya var. Finlandiya nasıl bu kadar küçük yerde bu kadar fazla popülasyon basabiliyorsunuz ya? Yemeği falan hiçbir olay olmadığı için derken Ukrayna'nın 1690 askeri gören gariban babuş. 1690 ne hocam? 1690 ne? Avrupa'da büyük bir savaş kopmadan önce bu elemanlar yıllarca savaşacaklar dostlar. Yıllarca gelişecekler, daha doğrusu savaşacaklar demeyeyim. Yıllarca gelişirken bu adamlar, biz bu adamlara bol bol maden atacağız. Bol bol maden atacağız. Şöyle Türkiye'ye atmakla başlayalım. Türkiye, Suudi Arabistan, Mısır, Libya, Tunus, Cezayir, Fas, İspanya, Portekiz, Fransa, Birleşik Krallık, İrlanda, Almanya, Polonya, Avusturya, Macaristan, Balkanlar, Yunanistan, Ukrayna, Polonya'ya bak. Polonya'da o kadar fazla adam var ki. Almanya'yı falan iki tur döndük galiba. Olsun abi, dönülür, dönülür. Finlandiya, Rusya, Belarus. Atmadığımız ülke kaldı mı? Atmadığımız ülke kaldı mı? Kalmadı galiba. Hepsine biraz metal gönderdim ama ya yaşlılıktan falan ölmüyorlar işte. Yaşlılıktan, ıdıdan, bıdıdan. Rastgele savaşları başlatmadan evvel şu anda bekliyoruz efendim. Her çağ 50 yıl sürüyor. Dolayısıyla biz umut çağı bitene kadar bekleyelim. Umut çağından güneş çağına falan geçiriyor galiba. Sadece umut çağı olsun da. Ha, sadece umut çağı olursa geçişi göremiyorum. Umut çağından güneş çağına şey. Dünyanın 4000. yılı. Tamam, dünya 4050 yaşına geldiğinde savaşlar başlayacak. Kim ne kadar ordu basmış o ara, bir onları gözlemleyelim. Kimde ne kadar asker var, kimde ne kadar ordu var. Bunları görebilmek için ne yapmamız gerekiyordu? Dünya hakkındaki istatistikler. 21 binlik bir dünya nüfusu var. Dünya tarihi, favoriler, çağlar, büyüteç. Büyüteçle özel birini arıyoruz galiba. Şuradaki krallık menüsünden bakılıyordu sanırım. İlişkiler, köy bilgisi.
Planlar ve entrikalar. Oyuna entrika mı gelmiş? Savaş listesi. Kimse kimseyle savaşta değil şu an. Bir yerden krallıkların ne kadar asker bastığını görebiliyorduk ama ittifak listesi. Daha dünyada ittifak falan yok. Krallıkları görüntüne ha. Buradan göreceğiz abi kimin ne kadar askeri olduğunu. Şimdi Matrax Gaming ikinci ayında bu arada. Hoş geldin Matrax Gaming, merhabalar. Türkiye'ye biraz daha torpil geçelim abi. Danimarka'nın 72 askeri var. İrlanda'nın 114 askeri var. İzlanda'nın 178, Tunus'un 169, Portekiz'in 178, Yunanistan'ın 245, Norveç'in 324, Birleşik Krallık'ın 364, Fas'ın 200, Baltıkların 302, Belarus'un 569. O nasıl bir asker sayısı, yiğidim. Belarus'a bak, direkt tehlikeli olanlara bakalım. Türkiye'de 300 asker var abi. Yani yeterli değil. Sanırım şu an en tehlikelisi Belarus. En tehlikelisi. 500 adam basmışlar. Ulan o popülasyona 500 adamı nasıl bastın? Belarus saplamaya hazır bir şekilde bekliyor. Aa, klanlar falan vardı değil mi? Özel klanlar kuruyordun. Mage klanı, Dwarf klanı, şudur budur falan, böyle baya baya bir muhabbet vardı. Şimdi chat'in isteği üzerine şöyle bir Türkiye'ye torpil geçelim. Nasıl bir torpil geçelim biliyor musunuz? Toprakların dört bir yanına adamant zırhı atalım. En azından 300 asker olsun ama sağlam olsun. 300 asker olsun, sağlam olsun abi. Adamantları kazacak şeyiniz var değil mi? Askeriniz var. Sevgili Yiğit 22 lira göndermiş. İyi yayınlar babuş, kaçtım ben demiş. Yiğit'cim görüşürüz, çok dikkat et kendine. Eyvallah. Kesene bereket, desteğin için çok sağ ol. Ordular çeşitli şekillerde hareket ediyorlar. Var var, kalabalık ordumuz var ya. Kule kurma sistemi var mı? Oha, adamlar kule falan kuruyor. Bizimkiler de kule falan kurmuşlar. Dünya kaçıncı yılında peki? 4008. yılında. 4050 değil de 4100 gibi bir girelim ya. Evet, heykeller yapılmış. Kültürel anlamda gelişilmiş. Balkanlar asker basıyor. Polonya, Ukrayna. Ukrayna'nın nüfusu çok kalabalık ya. O nüfusa sadece 400 asker... İlginç. Sağ ol. Zoom. Belarus'ta 800 adam var mesela. 627'si orduda. Belarus bütün herkesi orduda kullanıyor. Veya adamlar şeyde, yani Baltık ülkelerinin sınırında falan. Birader ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu Belarus... Ya çevresindeki ülkelere bakmak lazım abi. Çevresindeki ülkelere bakmak lazım. Rus'ta da 400-500 asker var. Ama bak, Rus ordusu hareketleniyor şöyle. Hebele gübele, hebele gübele. Ölüm, açlık gibi kavramlar söz konusu değil dünya üzerinde. Bütün dünya ülkeleri kendini geliştirmeye çalışıyor efendim. Bütün dünya ülkelerinin kendini geliştirmeye ve ilerlemeye çalıştığına şahitlik ediyoruz. Ve dünyada savaş durumu söz konusu değil, ittifaklar söz konusu değil. Ne savaşabilirler, ne barışabilirler, ne de ittifak kurabilirler. Şöyle yapabiliriz, dünya üzerinde barışçıl hayvanlar, yavru hayvanlar, hayvan doğumu, arazinin aşırı büyümesi. Çimenlerle birlikte büyür. Mineraller varmış, tohumlar varmış. Felaketler yok yani, dünya henüz felaketlerle tanışmadı. Krallıkların gelişme durumu yok. Zira göç edebilecekleri hiçbir yer yok. Girit Adası falan öyle kalmış. Bizim attığımız adamant zırhları yenmiş mi? Yenmiş. Türkiye'mde de 460 asker var ha. Şimdi bekle. Krallıkları görüntüle. Suudi Arabistan'daki 552 asker beni bir korkutuyor. Bununla beraber 710 askerle Avusturya Macaristan da var bir kenarda. 637 askerde Belarus'ta var. Böyle çok aşırı asker basıyorlar ya. O zaman hızı şöyle bir düşürelim.
2x'i hocam. Dünya 4013. yılında artık rastgele diplomasi olaylarına elverişli vaziyette. Yani savaşlar çıkabilir, felaketler kopabilir, ittifaklar kurulabilir. Bakalım dünya neye şahitlik edecek? Herkes birbirine aynı anda dalmıyor ama bir savaş çıktı galiba ya. Devam eden savaş nasıl yok abi? Şu an Tunus ordusu neden Libya'nın içinde peki? Normal devriye görevinde galiba. Ki Libya ordusu da fena değil yani. Libya ordusu da böyle Mısır'a doğru dalmaya hazırlanıyor. Mısır'da da çok sağlam ordu var ha. Şimdi efendim şöyle bir savaş listesine bakıp insanların savaşmasını bekleyeceğiz. Herhangi bir ittifak kurulmadı, savaş yapılmadı. Bütün dünya bekliyor hocam. Efendim üçüncü ayınız kutlu olsun sevgili paria. Hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum efendim desteğiniz için. Çok sağ olun. Daha kimse kimseyi ezmeye başlamadı. Herkes böyle büyük bir savaşın başlamasından çekiniyor olabilir. Gemiler memiler basıldı. Dışarıda böyle gemiler hareket ediyor. Iceland tarafı sanırım en şey taraf. İttifak yok. Savaş yok. Ve bakalım kendi rızalarıyla barış döneminde kalıyorlar galiba agalar. Nereye kadar sürecek bu barış dönemi? İlk dananın kuyruğu nerede kopacak? Planlar ve entrikalar yok. Ya burada yüz ölçümü muhabbeti devreye giriyor bence. Olmadı bir zorla herkesi savaşa sokabiliriz ama zorla herkesi savaşa sokmadan bir bekleyelim. Bakalım kendileri ne yapacak gönül rızalarıyla. Dünya gerçekten barış ve huzur içinde mi yaşayacak? Krallıklar rastgele savaş ve dostluk ilan edebilir. Bu açık şu an. Sınır çalımına da izin verelim. Krallıklar birbirinden sınır çalmaya da başlasın. Fransa tarafındaki orduya bakar mısınız bir? Fransa'daki orduya bir bakın abi. İlla ki savaşacaksınız ya. Belarus ne yaptı? 636. Türkiye ne yaptı? 580 asker. Kimse birbirine girmiyor hocam. Kimse. Düşmanlık tohumları. Savaş başlatması için bir kişinin kulağına fısılda. Arkadaşlar, dünyada ilk savaşı kim koparacak? Savaş fısıltısı. Kim dünyadaki barış ve ahengi bozacak? Bana onu söyleyin şu an. Kim dünyadaki barış ve ahengi bozmalı? Mısır. Hadi bakalım Hürkan'ım, seni kırmıyorum. İngiliz. O zaman 3 ülke seçelim abi. 3 ülke. Mısır, İngiliz, Rusya. Mısır, İngiliz, Rus. O zaman bir savaş fısıltıları yayılsın bakayım. Ha, savaşması için hedef seçiyoruz. Oha. Okey. Diğerleri kendi arasında dalarsa iyi de. Peki mesela o zaman haklı bir savaş olmalı abi, anladın mı? Haklı bir savaş olmalı. Ya haklı bir savaş olmalı dedim. Madem kendimiz savaş sebebi üretip dalacağız. Bunun için bir önemli sebebe ihtiyacımız var. Mesela Baltık ülkelerindeki asker sayısı o kadar da iyi değil. Örneğin Rusya'da 775 asker var. Baltık ülkelerinde 570. Belarus'ta 638. Ukrayna'da 565. Ya bir
Almanya Danimarka'ya dalabilir mesela, anladın mı? Çünkü Danimarka çok çelimsiz. Sadece 73 askeri var. İsveç öte yandan dalabilir. Norveç dalabilir. Danimarka çok çelimsiz. Bence dünyanın en çelimsiz krallığına dalmalıyız. Ve dünyadaki en çelimsiz krallık şu an Danimarka. En çelimsiz krallık Danimarka. Bir savaş tohumu fısıldıyorum efendim. Alman'a diyorum ki Danimarka'yı al. Ve Almanya ile Danimarka arasında bir savaş başladı. Lan 70 askeri var heriflerin. Gidip indirin o ordular, niye hareketlenmedi hala? Açlık çıkarırsam nüfusları aniden erir bu arada. O yüzden açlık çıkarmıyorum. Rude War. Almanya Danimarka'ya karşı. Orduyu hareketlendiremiyor olabilir mi mesela? Hızı 5x yapalım hocam. Almanya'da hala bir hareketlilik yok. Arkadaşlar, Norveç ordularının yürüdüğünü görüyorum. Savaşın rengi mi değişti yoksa? Yo. Şunlar Danimarka orduları sanırım. Danimarka orduları Norveç'in oradan gelip mi işgal edecek? Şurada bir güruh var ama. İsveç'te Norveç birbirine girdi. Avusturya Macaristan'la da İtalya birbirine girdi. O Avusturya Macaristan'ın, evet, Danimarka'nın girmesiyle işin rengi değişiyor. Şu an şöyle yapabiliriz. İttifaklar var mı hocam? İttifak yok. Kimse kimseyle ittifak değil. Şu anda Danimarka-Almanya Savaşı'nın yanı sıra Avusturya-Macaristan-İtalya Savaşı var. Bununla beraber bir de Norveç ve İsveç Savaşı var. Avusturya-Macaristan çok sert saldırıyor. Danimarka-Almanya Savaşı'nda hala bir ilerleme yok. Ama nedir efendim? İsveç-Norveç Savaşı. Norveç cayır cayır yanıyor gibi. Norveç'te asker kalmamış. Bir ordu. İsveç çullanmış üzerine direkt. Burada nasıl bir fight kopuyor? Hangisinin ordusu alıyor peki? İtalya'da hala 400 asker var. Avusturya Macaristan'da 162 asker var. İtalya sanırım defanslayarak kazandı. Bu esnada sevgili dostlar, Rusya Belarus'a savaş ilan etti. Ve Rus-Belarus savaşı. Rus'un orduları nerede? Rus'un ordu yukarıda. Efendim, İsveç-Norveç savaşı sona erdi ve Norveç krallığı yok edildi. İrlanda'da savaşta. Hocam ne oluyor? Ay ne oluyor, ne oluyor? İngiltere İrlanda'yı ele geçirmek üzere savaş ilan etti. Ve savaş planları var efendim. Savaş planları var. Millet diğerlerini savaşa sokmaya çalışıyor. Belarus'ta çok sağlam asker var ya. Yani evet, Rus'ta 885 asker var ama Belarus'ta da 600 asker var. Eğer parça parça dalarlarsa yok olurlar. İtalya Avusturya Macaristan'ı ele geçirecek gibi bu arada. Arkadaşlar, bu arada İrlanda Krallığı yok edildi. İngiliz İrlanda'yı aldı hızlıca. İsveç Norveç'i aldı. Ve dünya şekillenmeye devam ediyor. Ne oluyor? Rude War sona erdi. Almanya çok adam kaybetmeden 800 askerini koruyarak Danimarka'yı aldı. Aşağılarda bir savaş daha var.
Şurada bir yerde. Suudi Arabistan'la Mısır arasında. Mısır'da 166 asker var. Suudi Arabistan'da 566 asker var. Abo. Suudi Arabistan ağır ezecek. Suudi Arabistan ağır ezecek gibi duruyor orada. Suudi Arabistan'ın kralı öldü. Yeni kralı selamlayın diyor. Niye asker basamadılar onu anlamadım ben. İtalya kralı değişti sevgili dostlar. İtalya kralı da değişti. Hatta ben şöyle biraz kamerayı aşağı indireyim ki o kenardaki bildirimleri görebilin efendim. Kenardaki bildirimleri görebilin. Var mı dünya üzerinde dönen başka bir şey? Rus-Belarus savaşı abi. Kan gövdeyi götürüyor Rus-Belarus savaşında. Baltıklar da mı savaşa girdi? Abi Rus-Belarus savaşına Baltıklar da girdi herhalde. Baltık ülkelerinde bir savaş yok da ortadaki toprağı Finlandiya'ya mı kaptırdınız hocam? Türkiye neden şaşkın? Ya dibinde çok büyük bir savaş var çünkü. Yani büyük güçlerin birbirini zayıflatması işimize gelir. Yani sonuçta baktığınız zaman İtalya ve Avusturya Macaristan şu an deli gibi zayıflıyor. İtalya'da 33 asker var. Avusturya Macaristan'da 3 asker var. 33'e 3 de yani o kadar şey değil. Belarus'ta 100 asker kalmış. Rusya'da 68. Oha! Belarus ordusu Rus ordusunu yendi mi? Belarus ordusu Rus ordusunu yendi galiba. Mısır'da 26 asker var. Suudi Arabistan'ın 500 askeri duruyor hala. Yavaştan fetihler başlıyor. Fransa-Almanya arasında savaş başladı. Fransa-Almanya savaşı efendim. Almanlar da 860, Fransızlar da 890 asker var. Ve savaşlardan biri sona erdi. Libya-Tunus savaşı. Tunus'un hiç şansı yok ki. 290 şey var, adam var, 270'i ordu. Libya'da 2000 kişi var, 700'ü ordu. Libya alır orayı. Suudi Arabistan'da Mısır'ı alır. Balkan Krallığı Yunanistan'a savaş ilan etti. Oğlum bu ne? Kan gövdeyi götürüyor. Türkiye Suudi Arabistan'a girdi. Abi neler diyorsun? Abi neler diyorsun? İttifak mı var peki? İttifak yok. Bir ittifaklık kursaydınız ya. O kadar çok savaş var ki. Fransa Almanya'ya girdi. Efendime söyleyeyim. Türkiye Suudi Arabistan'a girdi. Belarus Rusya'ya girdi. Fas ve Cezayir arasında da bir savaş söz konusu. Abi Fransa'yla Almanya savaşta. Çok şiddetli savaş var ya, çok şiddetli savaş. Balkanlarla da Yunanistan savaşta. Yunanistan'da 400 asker var. Balkanlarda 600 asker var. Direkt sayı her şey değil ya şu an. Bu arada Suudi Arabistan bütün ordusunu buraya getirdi. Ne oldu abi? Mısır'ın üzerinden bütün fokus alınmış oldu. Aslında Mısır da asker basarak hareket edebilir. 462 Türkiye'deki ordu sayısı 700. Türkiye'nin yeni kralı mı? Ukrayna da Belarus'a daldı. Oo, Belarus çok fena arada kalacak. İttifak olarak fena mı daldı acaba? Evet, ittifak olarak daldı. Ha, İspanya ve Portekiz ittifak kurmuş. Pact of One. İspanya ve Portekiz ittifakta. Almanya kralını kaybetti. Finlandiya da İsveç'e daldı. Finlandiya ile İsveç arasında bir savaş söz konusu. Tabii ki benim en çok ilgilendiğim Türkiye-Suudi Arabistan savaşı. Bakalım ne olacak? Oğlum Kıbrıs ve Girit'i boş bırakmışlar ya. Balkanlar Yunan'ı alır bu arada. Balkanlar Yunan'ı alır. Adamlarda bir tane ittifak var. Onlar da zaten iki kişi. Kültürel katman değil savaşlarda. Birader en fazla ölüm olan savaş
Rusya-Belarus arasında olan savaş olmuş. 1400 kişi ölmüş. Sonra Suudi Arabistan-Mısır arasında olan savaşta 1000 kişiye yakın adam ölmüş. İzlanda ve İtalya arasında bir savaş var. İzlanda İtalya arasında nasıl savaş var ya? İtalya böyle şey arayışında galiba, ham madde ve pazar arayışında. Libya Tunus'u ele geçirdi bu arada. Cezayir de Fas'ı ele geçirir abi burada. Şurada iki büyük güç Amerika'nın sahibi olmaya çalışacak. Great Conquest sona erdi ve Fas Krallığı yok edildi. Suudi Arabistan yok edildi. Türkiye Suudi Arabistan'ı aldı. Tunus yok edildi. Libya Tunus'u aldı. Şu an Türkiye burada müthiş bir süper güç. İttifak var mı? İttifak yok. İttifak yok. Portekiz'de İspanya lan neler oluyor hayatta deyip şey yaptı, bir tutundu. Belarus yok edildi. Belarus'u Polonya aldı abi. Polonya Belarus'a ne ara girdi lan? Rusya Belarus savaşından faydalanıp girdi, ben sana söyleyeyim. Finlandiya ile İsveç savaşı devam ediyor. Balkanlarla Yunanistan savaşı devam ediyor. Fransa-Almanya savaşı devam ediyor. Polonya girip almış Belarus'u. Rus o kadar vurdu yıprattı. Rus'ta iki asker var bu arada. Ukrayna girdi, arkasına Polonya girmiş. Belarus'a 3 krallık birden girmiş abi. 3 krallık birden. Rusya kralı tekrar değişti. Nasıl değişti bilmiyorum. Finlandiya İsveç'i aldı sanırım. Evet, Finlandiya ile İsveç savaş halinde, alınıyor gibi. Balkanlar Yunan'ı bitirebildi mi? Bitiremediler daha. Buradan mesela Balkanlarda 300 asker var. Bizde kaç var? 600. Buradan abi Balkanlara hücum. Laps, Balkanları da aldın. Libya ile Cezayir birbirini yerse acayip işimize yarıyor bu durum bizim. Libya ile Cezayir birbirini yemeli. Öte yandan İtalya ile İzlanda arasında bir savaş hala söz konusu. Finlandiya İsveç savaşı devam etmekte. Almanlar Fransızlarla savaş halinde. Fransızların hala 500 askeri var. Almanların 30 askeri kalmış vaziyette ama hala pes etmediler. Fransızlar sınır savuna savuna mı geliyorlar acaba? İtalya'da 184 asker var 1600 popülasyona rağmen. Asker üretmek için kaynakları mı olmuyor, şeyleri mi olmuyor acaba ya? Yüce lider Büyük Babuş bize adamantum. Adamantium. Bence ilk baş torpilimizi geçtik abi. O Alman Fransa'nın kontrolüne geçti. Almanya yıkılmak üzere. Almanya yıkılmak üzere abi. Biliyorsunuz bu Büyük Dünya Harbi Almanya'nın Danimarka'ya dalmasıyla başladı. Ceyhun'um ülke kurabileceklerini sanmıyorum oraya ya. Ama şeyi açabiliriz dünya kurallarından. Köy atarak krallığı genişletebilirsin. Sınır çalımı falan atmalarına da izin verdik. Köy atarak geliştirebilirsin abi. Almanların Fransa ile savaşı hala devam ediyor. Almanlar bitik. Finlandiya'nın İsveç'le savaşı hala devam ediyor. İsveç bitik. Rusya kimseyle şey değil. Abi bir Türk-Rus dostluğu bence ya. İttifak için şey yapabiliyor muyum acaba? Dostluk. Anlaşmazlık, düşmanlık. Mesela bir Türk-Rus dostluğu olmuyor galiba. Bilmiyorum yani, bence Türk-Rus ittifakı şu an olabilecek en iyi şey. Bizim kral niye saçkın ya? Kral Ude. Adamantium'dan Son of Türkiye. Türkiye'nin evladı isimli kılıç hocam. Ölümsüz, bilge, şeytani, altın diş. Ve sert. Aslanım Ude. Daha sana özellik de ekleyebiliyoruz galiba. Güçlü.
Uzun ömürlü. Hızlı. Ateşe ve soğuğa karşı dayanıklı. Sağlıklı ve çekici. Savaş gazisi ve kutsanmış adam. Evet. Ve ayın çocuğu. Şifa aurası. Hadi bakalım. Oğlum bizim kralda neler oldu öyle ya? Ude değil. Son of Türk. Türkiye'nin oğlu abi kendisi. Hadi bakalım favori karakterim orada artık. Hayırlı uğurlu olsun. Fufu hayırlı olsun dostum. Ses var hocam, ses var. Arkadaşlar bu arada Yunanistan yıkıldı, Balkanlar Yunan topraklarını aldı. İsveç Krallığı yok edildi ve Finlandiya dünyada yeni bölgelerin hakimi oldu. Şu an devam eden sadece Iceland-İtalya Savaşı, İzlanda-İtalya Savaşı ve Fransa-Almanya Savaşı var ki Fransa-Almanya baya baya sert gidiyor. İki aktif savaş var, başka da hiçbir şey yok. Bence Portekiz ve İspanya'yı kurdukları dostluktan dolayı ödüllendirmeliyiz abi. Ne diyorsunuz? Bence kurdukları dostluktan dolayı onları adamantium mineraliyle ödüllendirelim. Ki eser miktarı da gelebiliyor zaten. Çok bir şey gelemiyor. Onlara adamantium ve yağmur yağdıralım şöyle. Bereket yağsın. Adamantium ve yağmurla ödüllendirelim. Ayrıca bir tane de atom bombası değil mi? Yok canım öyle de öyle de bir şey değil abi. Öyle de bir şey değil. Fransa Almanya ile hala ya İtalya İzlanda'ya savaş ilan etti bitiremiyor. İzlanda'yı haritadan silsek mi acaba? Dırım, dırım. Kutsama canlıları aşırı güçlendirmek için kullanılır. Aa canlıları iyileştirir. Birader en büyük versiyonundan ver. İspanya ve Portekiz'deki herkesi iyileştiriyorum. Ayrıca Türkiye'deki herkesi de iyileştireyim. Özellikle krala, kralın canı falan azdı. Ne olacak? Gemiyle falan mı çıkacaklar? Abi peki bir şey soracağım. İzlanda'da bir zombi salgını olsa ne olabilir ki? 200 tane adamı varmış bunların. Oğlum ordunuz nerede? Ordu İtalyan ordusunun oraya doğru yürüyor. Ha, sefer hazırlıklarında var. Ana merkezinizde kimse yok. Birader şimdi şöyle bir şey yapıyorum. Dünyadaki savaşlar bir duruldu. Aha! Turtle Shield ittifakı kurulmuş. Türkiye, Mısır, Balkan Krallığı. Oha! Türkiye olarak biz kurmuşuz ittifakı abi ve şey böyle we are nice. Biz iyiyiz. E çok iyi abi. Çok iyi yani Turtle Shield'a bulaşabilecek adam var mı? Bence yok ya. Bu arada dünyada hangi krallıklar kalır bilmem ama
İzlanda Krallığı'nı şöyle bir büyütelim. Kardeşim bekle. Sana boşuna şey yapmadık. İzlanda herkesten izole edildi abi. İzlanda herkesten izole edildi. Peki burası niye izole edildi abi? Aa, Polonya Baltıklarla savaşta. Hadi bakalım, Polonya ile Baltık ülkeleri savaşa dursun. Burası niye yok edildi? Böyle bir etrafı sarıldı. Zombiler geliyor çünkü. Hocam burada şey vardı. Ayarlara tıkladığımda mı geliyordu o? Ha, ayarlar. Hamburger. Fast spam. Baltıkları Polonya yok etti bu arada. Bu arada İzlanda'nın askerleri İzlanda'ya dönemezken Kral krallığı terk etti. Abi İzlanda'nın askerleri İzlanda'ya dönemiyor. Onlar burada bir yerde böyle bir takıldı kaldı, başsız kaldılar. İzlanda tarafındaki zombi saldırısı neden var peki? Çünkü insanoğlu bir turda zombilerle uğraşmak durumunda kalacak. Kim hayatta kalırsa artık. Şu anda iki savaş var. Iceland ve İtalya arasındaki Iceland diye bir yer kalmayacak. Ve Cezayir ile Libya arasında. Vay vay vay. Abi Mısır bu arada ittifaka girerek olabilecek en mantıklı hamleyi yaptı diye düşünüyorum. Mısır'ın ittifaka girmesi, Turtle Shield ittifakı. Turtle Shield ittifakına Rusya da katılmış. Oha! Rusya, Balkan Krallıkları, Türkiye, Mısır. Yuh, yuh, yuh birader, yuh. Gerçi orada da tehlikeli bir Polonya var, Finlandiya var. İzlanda yok olmuyor mu ya? Ukrayna-Polonya savaşı. Wow. Polonya'da 800 asker var. Ukrayna 1000 askerle. Abi ne diyorsun? Abi ne diyorsun? Şu İzlanda'nın bir saniye. Bende bir teleport gücü yok mu hocam ya? Mıknatıs. İzlanda'nın askerler nerede? Burada. Yürüyün lan memleketinizi korumaya. Arada Almanlardan ve şeylerden de aldık ama. Yürüyün memleketinizi kurtarmaya. Almanlardan ve İngilizlerden de savaşçı gitti oraya. Adamlar diyor, ne oluyor amık burada? Yok abi, zombi salgını işlemeyecek gibime geliyor şu an.
Dayanım. Yazık, burada Almanı var, şey var, Finlandiya da Polonya Krallığı'na savaş ilan etti. Yuh. Tamam abi, orada kan gövdeyi götürür bu arada ya. Bir şey diyeyim mi sana, orada net kan gövdeyi götürür yani. Şimdi benim hedefim şu. Buradaki zombileri dünyada sağ kalanların üstüne salacağım. Ya da zombi projesinden vazgeçiyorum. Krallıklar savaşlarını düzgün bir şekilde tamamlasın. Birazdan napalm falan geliyor. Balkanlarla birileri savaşıyorsa bu şu demek, bütün ittifak girdi ona. Oha! Abi Balkanlar, Mısır, Türkiye, Rusya, İtalya'ya girmiş. İttifakça İtalya'ya girmişiz. O neymiş öyle ya? Cezayir ve Libya arasındaki savaş devam ediyor. Abo! Burak Güner, desteğin için çok teşekkürler. Sağ olasın, hoş geldin. Dede'ye buff. Dede ittifakta abi. Olabilecek en iyi ittifakta bu arada. İzlanda kendi kendine yıkılmayacak galiba. İzlanda'nın son kalan 15 adamı nerede acaba? Abi bir saniye. Zombi projesi iptal. Meteor yetmedi mi? Kardeşim şuraya biraz el bombası. TNT. Tamam. İzlanda'yı tarihten siliyorum hocam. Şu an bir yandan büyük savaşlar da dönüyor ama. Derin bir suya gömülüyor abi burası. Zombiler yüzebiliyor mu lan? Umarım yüzemiyorlardır birader. Şu an okyanusta deli divane zombi var bir de. Abo! Enver abim hoş geldin. Balkanlar bu arada İtalya'dan çok büyük bir toprak aldı. Daha başka bir ittifak kuruldu mu? Bir ittifak daha kuruldu. Kutsal ittifak. Fransa, Almanya, İngiltere abi. Fransa, Almanya, İngiltere kutsal ittifakı kurdu. İspanya ve şey zaten ayrı bir ittifak biliyorsunuz. Ve Turtle Shield'da da Türkiye, Mısır, Balkanlar ve Rusya var. Bence onların kutsal ittifakına karşı alırız ama arkadaşlar sulardan İngilizlere bir zombi akını geliyor. Hiç planladığım gibi gitmiyor şu an. Şu an hiçbir şey planladığım gibi gitmiyor. Eyvah, bunlar şeylere de giriyor abi. Yani arkadaşlar bazı salgınlara şey yapamazsın, önlem alamazsın. O kadar TNT falan attım, olmadı, ne yapayım kardeşim. Dağlar tutuyordu adaları yani. Tam İngiliz ordusu falan bunları keser ya. Şu an Polonya'da iki savaş birden var bu arada. Polonya'ya Cezayir'le şey savaşı devam ediyor. En yüksek kayıp verilen savaş bu arada Ukrayna savaşı.
Ukrayna-Polonya Savaşı'nın yanı sıra bir de Polonya-Finlandiya Savaşı var galiba. Evet, Finlandiya-Polonya Savaşı. Biz İtalya'yı alıyoruz komple ittifak olarak. Türkiye'deki ordu kendine harcamıyor bu arada. Balkanlar yıpranıyor bir tek. Rusya'da az asker var. Aşağı bir İngilizler bu sırada kriz yapıyor şu an. Şu an İngilizler kriz yaşıyor abi, benim krizim. Adamları zombi yapmış olmamın verdiği bir krizi yaşıyorlar efendim şu anda. Sevgili Valiant abonelik hediye ediyor efendim. Çok teşekkür ediyorum Valiant, sağ olasın. Kesene bereket, eyvallah. O zombilerin yüzebildiğine ilk kez şahitlik ettim. Samet'im hoş geldin. Aha. İttifaklar arası savaş var dostlar şu an. Kutsal İttifak, yani İngiltere, Fransa, Almanya, İspanya ve Portekiz'e daldı. Bir yandan İngilizlerin zombi sorunu da devam ediyor. Yok ama kestiler zombileri ya, kıyılara şey yapıp. Kıyılara abanıp kestiler yani. İspanya'da 1000 asker, Portekiz'de 200 asker, toplamda 1200 asker. Burada Fransa, Almanya ve İngiltere'ye karşı direnecek ki, yani varsa İngiltere ve Fransa'da asker vardır ya. Yani Almanya ne kadar asker basacak tek başına? Hala savaş devam ediyor. Bu arada acaba dünya bir yandan artık bu umut çağı yerine biraz felaket çağı mı yaşasa? Umut çağında kalsınlar. Ama şey vardı galiba, rastgele felaketler. Monolit. Ne oluyordu monolit atınca, hatırlamıyorum ha. Dünyanın başına bir yerden felaket getiriyorduk da nereden getiriyorduk bilmiyorum. Bu arada hala şey savaşı devam ediyor ha. Libya-Cezayir savaşı devam ediyor. Cezayir'de 100 küsür, Libya'da da 100 küsür asker kalmış. Türkiye de ordularını İtalya'ya doğru yönlendirdi. Balkanlar komple alır orayı. Polonya iki savaşta birden var. Ve zombilerin şeyi bitti ya. O kadar yavaş ilerliyorlar ki zombilerin işi bitti abi orada. Abi kötülük yapmak için bayağı bir düğmem var ya. Böyle hani dünya birbirini yerken başlarına bir şey gelsin istiyorum ama ne olabilir mesela? Tümör. Karada büyür ve yoluna çıkan her şeyi yakar. Ya da siber kor. Oo. O İspanya ve Portekiz bu arada Fransa'yı fethetti. Tam iki savaşın birden ortasında olan Polonya'nın ortasına robot istilası gelsin dedim de Polonyalılar robotu da dövdü abi. Adamlar robotu dövdü hocam. Ya benim amacım burada bir şey başlasındı ya. Ya
4 saniyen kaldı oğlum. Robotlar istila edemedi dünyayı ama. Aha, Fransa Krallığı yok edildi İspanya tarafından. Yok artık. Şimdi İngilizlere falan çıkacaklar herhalde. O ne lan? Kutsal İttifak bir üyesini kaybetti. Sadece Almanya ve İngiltere kaldı. Bizim Turtle Shield'daki dördü de yaşıyor. Hala da orduları falan çok kuvvetli. Pact of One çok kuvvetli ya. Ya Portekiz'de İspanya sırt sırta verip yedi adamları. Ben bu arada dünyaya bir felaket getiremedim bir türlü. Işın lazeri. Ama bir saniye, İngilizler mi alacak burayı? İngilizler arayacak herhalde burayı. Ama bak, bizim Türkiye ordusu da burada İtalya sınırında. Evet, İngilizler alıyor Fransa tarafını. Şimdi Polonya'da hala savaş var. Polonya'yı ele geçiriyor biri. Kim? Finlandiya mı ele geçiriyor acaba? Evet, Polonya yok edildi ve Finlandiya savaşın galibi sevgili dostlar. Dünyada 3 savaş kaldı sadece. Cezayir ve Libya'da. Peki bütün Cezayir aynı anda zombilere teslim olursa hocam. Gerçi zombi artık şey yapmadı ya. UFO. Havada tanımlanamayan uçan nesne. Arı kovanı, kelebekler. Solucan. İngilizlerde kaç asker var ki? 96. İspanyollarda 60. Portekiz'de 125. Portekiz'in de biraz bir şeyler yapması lazım. Bizim o yaptığımız epik yönetici hala yaşıyor mu? Yaşıyor abi. Türkiye'nin evladı. Libya'da Cezayir'i bitirmek üzere. Evet, sayın hocam. Binalar ve yapılar canlanır. Oho. Çok fena. Şöyle yapıyoruz. Hızı 5x'e alıyor ve dünyanın galibini belirlemeye çalışıyoruz. Yani dünyaya galip olanın üzerinde farklı şeyler de uygulayacaktım ama şu anlık artık savaşın sonunu merak etmeye çalışıyorum. Yani savaşın sonunu getirmeye çalışıyorum. Balkanlar çok gelişti. Önce Yunanistan'ı, sonra Avusturya Macaristan'ın olduğu toprakları, İtalya'yı falan aldık. Kocaman bir Balkanlar var elimizde. Bununla beraber muhteşem bir ittifak var. Turtle Shield ittifakı. Turtle Shield ittifakına bir de Ukrayna da katıldı. Bakın arkadaşlar, Türkiye, Mısır, Balkanlar, Rusya, Ukrayna. Şöyle bir şey. Şöyle bir şey abi. 5 devletin oluşturduğu ittifak. Peace of One, Pact of One. 150'de 150 diyor experience'a. Mesela o experience ne abi? 5 krallık var. Level 4. Level arttıkça farklı bonusları var. İspanyolların kurduğu ittifakın ne kadar bonusu var mesela? Kaç level onlar? Onlar 5 level. Bu arada Holy Shield'da dediğim gibi sadece sevgili İngiliz ve Alman kaldı ama. E birader, biz böyleyiz. Bir Libya ile Finlandiya boşta galiba. Onlara da ne olur bilmem. Güngören açabilirim de dostum, oyun çökmez mi lan? Sonic Speed'de. Umarım oyun çökmez. Danimarka'nın oraya gidip işlerini bitiremiyorlar. Bir şey oldu bu arada. Bir savaş daha mı var? Başka bir savaş yok. Libya ile Cezayir'in savaşı bitmedi hala. Garip bir şekilde. Ve İngiliz adasına falan da çıkarılamadı.
Hatta Libya-Cezayir Savaşı devam ediyor sadece. Finlandiya, İspanya ve Portekiz'e daldı garip bir şekilde. Ama Finlandiya'nın elinde güzel şey vardı. Ve Rusya da Finlandiya'ya daldı. Rusya Finlandiya'ya daldığına göre bütün ittifak gidiyor, değil mi? Abi Finlandiya'yı şişlemeye Rusya, Mısır, Ukrayna, Türkiye, Balkanlar hepsi gidiyor. Hepsi gidiyor birader, hepsi. E bakalım günün sonunda neler olacak acaba? Şöyle bir her şeyi aşağı alalım. Sonraki speed'de ilerlesin olay. Bak Türkiye ordularının kenardan geldiğini gördüm burada Finlandiya'nın olduğu yere. 1200 asker var. Kurduğumuz ittifakın en büyük gücüyüz bu arada. En büyük gücüyüz abi. Ama artık böyle oyun yavaştan bir bay bay yapmaya başlıyor gibi. Hala Cezayir-Libya savaşı bitmedi hocam. Bir Cezayir alıyor bölgeyi, bir Libya. Bir Cezayir alıyor, bir Libya. Orası bitmedi. İngiliz ve Alman'ın oluşturduğu ittifak hala devam ediyor. Ama ne İngiliz ne Alman yerinden kıpırdayıp bir şey yapamıyor tabii. Finlandiya'ya baksana. Bütün dünyayla savaştı Finlandiya ya. Bütün dünyayı. Bütün dünya. Bizim adam yaşıyor mu? 1K can yapmış kendine. Dört bir yanda savaş var. Evet dostlar, savaşta kazanan olmaz, insanlık kaybeder diyerekten Sonic Speed'i şöyle bir 3x'e düşürüp parti vermeye başlıyorum. Bence kazanan belli zaten. Rusya, Türkiye, Balkan Ligi, Ukrayna ve Mısır'ın oluşturduğu ittifak. Hala Turtle Shield yaşıyor. Rusya ve Balkanlar. Nerede yaşıyorsun abi? İspanya ve Balkanlar yeniden krallık kurmaya çalıştı da olmadı. Yanıyorlar galiba. Rusya tekrar kuruluyor. Balkanlar kuruluyor, yıkılıyor. Kuruluyor, yıkılıyor. İnsanların yaşama azminin bir sonu yok galiba. Sonra birbirinizi yiyin ama, tamam mı? Aa, harbiden kuruluyorlar lan. Abi yeniden taş maş topluyorlar, kuruluyorlar. Düşünsene dünyayı tekrardan şey yapıyorsun. Dünyayı tekrardan şekillendiriyorsun, yeşertiyorsun ve insanoğlu baştan tekrar kuruluyor kalan 20 adamla. Abo! Epey fantastik olurdu ama ben kesin son getirecek bir şey biliyorum. Yengeç bombası değil de şeydi. Nanobotlar. Evet dostlar, haritadaki bütün milimi silerken sevgili nanobotlar, biz de yavaştan oyuna veda etmiş olalım. Birazcık o yok etme işlemini hızlandırabilir miyim? Teşekkür ederim. Bütün dünyayı yiyecekler. Ve tertemiz abi. Evet. Sevgili dostlar.
Şu birkaç kalan toprak parçası gözüme battı. Oyunu ve bilgisayarı çökertmeden acaba şey mi yapsam? Evet dostlar, kıymetli vaktini ayırıp eşlik eden herkese teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. Esenlikle kalın. Bye bye.